Johannesburg şehrinde yaklaşık 10 kişilik bir ekiple hizmet veren Moha Institute birçok hastalığa çare olmaya devam ediyor. İnsanlar arasında en çok kullanılan ve tıbbi, bilimsel ve ilimsel bir açıdan mahiyeti az anlaşılan stresi öğrenmek için Özel Alan Bey'in yanındayız. Natur Heilkunde Zentrum'dayız, Duisburg'da. Özel Bey, stresin tanımını yapabilir misiniz? Merhabalar, hoş geldiniz. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir mevzuya dokundunuz. Tıbbi, ilimsel ve bilimsel yönden olarak açılım istediğiniz için bu çok güzel bir fikir. Stres hakikaten bütün yazı ve tıbbi bilgiler, dergiler, gazeteler ve insanlar arasına gittiğiniz zaman çok konuşuluyor. Hatta internette bile çok mevzusu olan bir konu ama az biliniyor. Çünkü neden? Stres dediğimiz zaman bütün ruhsal, bedensel, hormonsal, fiziksel bütün yönlerimiz hepsi beraber bu olaylara giriyor. Bunu anlamak için, bunu anlatmak için tıbbi ve bilimsel yönde tabii ki açıklamak lazım. Son senelerde bu stres hakkında dünyanın çok önemli doktor ve profesörleri tarafından yapılan seminerlere iştirak ettik. Oradan tabii yeni bilgiler edindik. Zaten bizim 33 yıldır bu doğal tedaviler hakkında bilgilerimiz var, tecrübelerimiz özel var. Özel alan yönetiminde özellikle stres problemi çeken insanların derdine çare olan Moha Institute başarıdan başarıya koşuyor. Bütün dünyadaki olan olaylar, haberler, aile problemleri, çevre problemleri, trafik kazaları olsun, herhangi bir karşılaştığımız olayların karşısında insan oğlunun beş duyu organı ile onları algılayıp vereceği tepki ve cevaplara stres denir. Bak ne güzel cevap. Bu tıpta çok geçerli bir stres. Yalnız bu cevabın yanından sonra stresi biz ikiye ayırmamız lazım. Almancası oy stres, düş stres. Ne demek bu? Oy stres yani pozitif, iyi stres. Bu da lazım. Şimdi bir de düş stres var. Bozucu, yıkıcı, mahvedici stres var. Şimdi biz bunları hakkında size bilgi vereceğiz. O stres dediğimiz zaman yani stres insan olmaz. Eğer bir insanda stres hiç yoksa belki ya aptaldır yahut da hiç tepki yoksa o ölüdür. Yahut ölmüştür o artık. Onda bir hayır çıkmaz. Şimdi stresi biz ne yapacağız o zaman? O stresi hayatımızda pozitif yönde kullanacağız. Pozitif yönde. Mesela bir boksör karşıdan bir yumruk vurduğu zaman dikkat etsin öbürü taktik öğrenmişti. Hafif bu eliyle yumruğunu böyle sağa gönderir. Ondan sonra kendisi bunu vurur. Boşluk vurur yani. Biz de ne yapacağız hayatımızda? Stresi öyle bir kullanacağız ki pozitif yönde ilerlememiz, çalışmamız, mutluluğumuz için kullanacağız. Bu o stres. Yani bu tabii ki mevzusu çok uzun. Gördüğünüz gibi bizim beş duyu biliyorsun koku, görme, tat alma, duyu alma, işitme yani beş duyu organlarını bilmeyen yok. Şimdi bir gördüğünüz göz, bizim şu gördüğümüz gözümüz 3 milyon bit derecesi. Mesela santimetre var, milimetre var. Her şeyin bir ölçüsü var biliyorsun. Bunun da ölçüsü BIT yani bit. 3 milyon algı. Gördüğümüz herhangi bir olayda 3 milyon algı göz. Ne diyor? Kulak 50 bin. Tatsin duyu 200 bin. Tat alma 10 bin. Şimdi burada ne anlaşılıyor? Demek ki biz gördüğümüz herhangi bir olay karşısında 5 duyu organlarımızla algılanıyoruz. Ve onlara bizim vücudumuz ne tepki verecek? İşte bu çok önemli. Bak şimdi oksidatif stres insanda olursa burada gördüğünüz arteriskleroza, romatizma, damar setlikleri, şeker, en fazla kolitis ulcerosa, Alzheimer, Parkinson. Çok korkunç hastalıklar. Şimdi millet de çoğalıyor. Diyor ki ben diyor morbus korona yakalandım bağırsak hastalığı. Kolitis ulcerosa, kanlı ishal, kanlı tuvalet bozuklukları. Doktorlar bağırsakları kesiyorlar. 15 bin kişi Almanya'da 15 bin kişi bağırsak kanseri. Senede rapor. Sebebi nedir biliyor musun? Amerika daha geçen sene yeni buldu. İnsanın ikinci beyni diyor bağırsaklarıdır.
bağırsaklarımız ne kadar temiz ve muntazam çalışırsa beyin, akıl o kadar iyidir. Dikkat etsen bağırsak bozulursa karaciğere vuruyor. Karaciğer gittikçe, siroza gittikçe hastalar konuşmayı yitiriyor. Siroz arttıkça hasta mantıklı akıllını yitiriyor. Alzheimer değil, akıl zeka kaybına oluyor. Demek ki bizim bu beyin sistemimiz omurilikten sinir sistemiyle kalp, akciğer, bütün organlara, bağırsaklar hepsine beraberdi. Hatta doktora gittiği zaman benim buramda bir çarpıntı var. Doktor diyor kalbim çok güzel. Nervöz herz, yani sinirsel kalp diyor. Diyorsun midem yanıyor. Midemde problem var. Midem organsal çok güzel. Nedir? Nervöz ve mağın, yani sinirsel mide, sinirsel bağırsak. Demek ki bu stres bizim bütün organları, ben kendi ifadem, ya bozar ya yıkar. İşte bunun için çok dikkatli olacağız. Bak, beyin kanamalarının çoğunun sebebi bu oksidatif stresten oluyor. Nitrozatif stres var bir de ikincisi. Nitrozatif stres, bu da free radikal meselesi. Mesela insanoğlunun yine metabolizması tam çalışmazsa sindirim sistemindeki sindirim olayları tam vücutta dengesini sağlayamazsa vücuttaki sindirim organları bozuluyor. Orada bazı maddelerimiz, vücut bizim tabii ki dış kod olarak atması gerekir. Ama bunu atamadığı zaman, uzun zaman beklediği zaman, mesela bazıları diyor ki ben diyor 5 günde bir kabız, mesela 6 gün, 1 hafta, 2 hafta da böyle problemini halledenler var. Şimdi burada durduğu müddetçe karaciğeri zehirliyor. Almancası bunu intoksikasyon, iç zehirlenmesi. Öldürmüyor ama yıpratıyor. Bu da ne yapıyor? Şimdi benim kendi verdiğim Türkçe bir beyan. Şimdi burada önce bir amonyak oluşuyor. Bak dikkat etsen iki kelime ben kendi bu ifadem. Burada amonyak, kafada manyak. Ne kadar uygun bir kelime. Bazıları diyor ki ben yedikten sonra diyor aptallaşıyorum diyor. Hafızamı yitiriyorum diyor. Bir de kendimizi ibadete vermemiz lazım. Zikre vermemiz lazım. Ben dedim Müslümanlar neden hasta şiddet? Çünkü Cenab-ı Allah Yusuf suresinde geçiyor ki ayetle yazmış, insanlar kazandıklarından, kazanacaklarından, yığdıklarından, yığacaklarından ferahlık bulamazlar. Ancak benim lütfumla ferahlanırlar. Ne demek lütuf? Latif. Cenab-ı Allah'ın latif ismini bir defa şöyle bin bir defa oturup da güzel Cenab-ı abdesti bize çektin mi? Yok. Kapıyı tıkladın mı? Yok. Ne diyor Allah? Benim latif isimle, lütfumla ancak onlar ferahlanırlar. Demek istediğimiz ne? İbadet, zikir, bilinçli beslenme, bilinçli yaşam, şitresin ilacı.